Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bana beni soracak olursanız. iyiyim elhamdülillah. Hamdolsun Rabbime iyiyim. Ne yaptık? Sabah sabah kalktım. Çocukları okula bıraktım. Geldim, hemen onların yataklarını kaldırdım. Evi şöyle bir bertaraf ettim. Mutfak zaten temizdi. Bir yatak odamı kaldıracağım ama onda birazdan bir işim var. O işimi halledeyim, geleyim. Ondan sonra yatak odamda uğraşacağım. Çünkü bir makinelik çamaşır var orada köşede. Katlanacak. Beni bekliyor. Şimdi ne yapacağız? Öncesinden dünkü videomda Teddy'den neler aldığımı göstermemiştim. Onları size 2 dakika göstereyim. Çünkü belki sizin oralarda da Teddy mağazasında böyle bir indirime denk gelirseniz belki sizler de yararlanmak ve faydalanmak istersiniz. Çünkü 1 euroya patikler aldım. Babet patik. Ondan sonra geçenki Hauntem H&M alışverişimde paketimde söylemiştim. Ömer Halis'in. Ay kaşlarımı yaptırmaya gitmem lazım. Aldırmaya gitmem lazım. Yakında 5. ayda bir düğünümüz olduğunu söylemiştim Hanover'da. Şimdi böyle yavaş yavaş kendimizi böyle düzmeye çalışıyorum ve daha önce Doğan Moda'da gördüğüm, giydiğim ve beğendiğim bir elbiseyi sipariş ettim. Bu sefer gidemedim ama sağ olsun bana Sonay abla gönderdi. Ayrıyetten şimdi inanılmaz bir şekilde çok güzel bayram kampanyaları başladı arkadaşlar Sonay ablanın mağazasına Doğan Moda'da. Biliyorsunuz birkaç kez mağazasına gidip sizlere çekim yapmıştım. Şimdi çok güzel böyle tiril tiril yazlık elbiseler getirdi. Çok güzel böyle elbiseler var. Çok güzel böyle tiril tiril tunikler var. Şimdi ben de o tuniklerden bir tanesini sipariş etmiştim. Yanına işte takım olarak çantasıydı, şalıydı vesaire. Bayram kampanyası var. Kesinlikle burada WhatsApp hattını da göstereceğim size. WhatsApp'tan sipariş hattını yapabilirsiniz. Bayan var karşınızda, telefon edebilirsiniz. Ya da Instagram'dan sipariş vermek istiyorsanız Instagram adresini de yine link olarak aşağı yorumlara sabitleyeceğim. Ama şimdi yine videoda da göstereceğim sizlere. Ben bayramlığımı garantiledim. Vallahi daha Ramazan'ın başındayız ama olsun, ben bayramlıklarımı aldım. Yavaş yavaş çocukları da düzelim zaten. Mikail'in, Ömer Halis'e zaten haddinden fazla kıyafet aldık. Oradan bir bayramlık ayarlarız yani. Böyle bakalım. Şimdi onları hemen size şöyle hızlıca bir göstereyim. Ondan sonra bugün Sergül ablayla onun küçük kızının doktor randevusu var. Eşi de şu an işte olduğu için benden rica etti. Beraber gidelim mi diye. Biraz çünkü uzak bir yerde. O yüzden şunları size bir göstereyim. Kıyafetleri gideyim geleyim. Üzerimde de giyerek de göstereceğim ama öncelikle şöyle bir hani paketten çıkarılmış halinden bir göstereyim sizlere. Ondan sonra Sergül ablayla Sena Nur'u doktora götürelim. Gelelim. Daha sonra da kıyafetleri üzerimde göstereceğim. Öyle bakalım. Hadi. Bu arada Puhu kanalında Haluk Bilginer'in şu şahsiyet dizisine denk geldim. Kaç 10 bölümlük mü 12 bölümlük bir dizi ama cinayet, full böyle cinayetli bir şey. Artı 18 yazıyor. Artı 18 ama şiddet içerikli, hani başka bir şey gelmesin aklınıza. Şiddet içerikli olduğu için artı 18 bir film. Dün gece de 4 bölümlü birden izledim. Sabaha kadar. Ay, sabaha kadar rüyamda cinayetlerle uğraştım. Her neyse. Gelelim kıyafetlere. Böyle Doğan Moda arkadaşlar. Şöyle mağazanın adresi ekran kaydı alabilirsiniz. WhatsApp sipariş hattı ekran kaydı alabilirsiniz. Bu da Instagram. Şurada bir alttan tresi var. Ama çıkmamış. Şöyle. Alttan tresi var. Instagram. Kalem. Böyle bu şekilde buraya ekran kaydı alabilirsiniz. Muhatabınız Sonay Hanım olacak. Sonay abla. Böyle bakalım. Şimdi ben neler almışım onları. Evet arkadaşlar, bayramlık bu. Şöyle biliyorsunuz böyle çiçekli çiçekli şeyler şimdi çok moda.
grili, lilalı, şöyle kiloş bir tunik. Yalnız ben bunu 3 beden istemiştim ama büyük ihtimalle 3 beden bana çok büyük gelecek. O yüzden bunun ikisini tekrardan değişim yapabilirim diye düşünüyorum şu an. Çünkü bayağı geniş. Giymeden alınca böyle oluyor. Yani 3, çünkü Türkiye bedeni olduğu için 3 olur diye tahmin etmiştim ama 3 çok büyük gelecek. O yüzden birazdan bir de üzerimde dener görürüz. Çok büyük gelirse değiştireceğim. Bu şekilde böyle lastikli. Şu çantaları da her gittiğimde görüyordum ama bir türlü böyle almak nasip olmamıştı. Bu sefer böyle bayrama tüniğime kombin olarak olsun istedim. Bu arada ışıktan dolayı rengi böyle çok net değil. Ama böyle daha güzel oldu bakın. Şöyle üzerine bir de gri Armine Trend şal. Bayağı bol arkadaşlar. Böyle bunlar 56 bedene kadar da gidiyordu galiba zannedersem. Bakın. Bayağı böyle bol kloş. Diz altında da diz altı uzunluğunda bir tunik elbise. Tunik. Diğerini de hemen göstereyim sizlere. Çok uzun uzun elbiseler de var. Onlara da sayfasına girip bakabilirsiniz canlarım benim. Benim bayramlık, bayram kombinim bu şekilde. Şimdi bir de düğün elbisemi göstereyim. Şimdi sizler de hatırlayacaksınız. Böyle bir elbise giymiştim. Çok da hoşuma gitmişti. Çok böyle ağır bir kumaşı var. Bu da 25 euro muydu? Neydi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman giymiştim çok hoşuma gitmişti ama almamıştım. Ama demiştim bana bunu ayırır mısın diye. Hani alıp almakta kararsız kalmıştım. Sağ olsun da ayırmışmış. Dedim bunu da koyarsam paketin içine çok sevinirim. Bu da böyle düğün elbisem. Altına şimdi güzel böyle siyah böyle ince topuklu bir ayakkabı almak istiyorum. Büyük ihtimalle şal olarak da siyah şal takarım. Böyle bakalım. Çok hoşuma gitti. O zaman da giydiğimde çok beğenmiştim. Çok da yakışmıştı bana. Dediğim gibi Sergül ablanın kızının terminine bir gidip gelelim randevusuna. Ondan sonra bunları size bir de giyerek üzerimde göstereceğim. Bakın tünik bayağı uzun. Tünik bayağı bayağı uzun. Düşünün ki neredeyse elbisenin boyutunda. Yani tam tesettürlü. Evet, bir de bu minnoş babet patikler arkadaşlar. İnanır mısınız? Bunların tanesini birer euroya aldım. Bakın şöyle babet ayakkabı şeklinde. İçleri pölüş. Normalde 4 euroymuş ama 1 euro indirimdeydi. İki tane bundan almışım. Şöyle. Bunları bu kadar çok ne yapacaksın diye soranlar olacak mutlaka. Arkadaşlar tutuyorum böyle. Bir yere ne bileyim misafirliğe gidiyorum. Ne bileyim bir arkadaşımın bir doğum günü oluyor veya kızının böyle bir doğum günü olmuş oluyor. Ya da bir eve misafirliğe gittiğim zaman illa doğum günü olmasına da gerek yok. Genelde doğum günü daha böyle değerli şeyler almayı tercih ediyorum ama ne bileyim böyle hani misafirliğe falan giderken gittiğim arkadaşımın küçük kızı varsa böyle koyuyorum yani bir paket şekerli bir çikolatayla. Böyle torbanın içine koyuyorum atıyorum. Yani maksat çocuk sevindirmek. Böyle denk geldiğim zaman indirimlere mutlaka bir şeyler alır kenara köşeye atarım. Ondan sonra bir yere gideceğim zaman bazen mesela insanın hani dışarı çıkamayacağı oluyor. Üzerinde para olmuyor, müsait olmuyor. Benim böyle bir kutum var. Bir gün size o kutuyu açıp göstereceğim. İçini şöyle bir düzenleyeyim de neler var neler yok şöyle bir açıp göstereceğim. Böyle hemen alıyorum. Atıyorum böyle paketin içine güzel oluyor. Yarım elma gönül alma. Aynı şekilde evine gittiğim arkadaşımla da mesela. Bazen mesela spontane birbirimize kahve içmeye falan gidip geliyoruz. Öyle çok samimi olduğum 3-5 arkadaşım var. Yani çok arkadaşım var ama çok samimi olduğum 3-5 arkadaşım var. Onlara da mesela her gittiğimde mutlaka bir şey götürmeyi severim. Hiç eli boş gitmeyi sevmem. Çünkü seviyorsam değer veririm. Bu ara gerçi hiçbirine vakit ayıramıyorum. O yüzden özellikle Selma bana çok böyle sitemli. Ama bu ara gerçekten hiç vaktim yok. Yani hiç kimseye vakit ayıramıyorum gerçekten. Ama neyse öyle bakalım. İnşallah bu yoğun günlerde geçecek. Böyle bu şekilde örgülü vardı.
böyle bir tane aldım. İki tane şöyle kız çocuğu için aldım. Bir tane şöyle erkek çocuğu. Erkek çocuğu için bir tanecik vardı gerçekten. Başka hiç yoktu. Ömer Halis için almadım ama ben bunu. Çünkü Ömer Halis'in bunlardan bir hayli fazla fazla var. Zaten çok da giymeyi sevmiyor. Yani giymeyi seviyor ama bir 10-15 dakika sonra terlediği için ayakları hemen çıkarmak istiyor sıcakladığı için. Şöyle var bir tane. Bu yine çocuk boy 35-36. Bir de 37-38 miydi? Yani 38-39'muş ama 37-38 gibi aynı. Böyle bunların tabanları da bu şekilde. Böyle yani birer euroydu bunlar. Düşünün normalde fiyatları bunun kaçmış. Bunun 4 euroymuş. Bunun da 4'müş. Bu 3'müş. Bunlar da normalde 4'müş. Ve düşünün ben bunları birer euroya almış oldum. Ondan sonra bunlardan çok vardı. İnanılmaz çok vardı. Şu renkli kağıtlardan. Bu da 1 euroydu. Normalde ne kadarmış? Ay dur tersine geldi. Ha şurada. Normalde bu da 4 euroymuş. Bunlar da 1 euroydu. Ve bunlardan bayağı vardı arkadaşlar. Almak isteyenler varsa. Hem böyle yazıcıya çıktıya yazıcıda kullanmak için de kullanılanlardan. İnce yani bunlar. Kalınlardan değil. Hem de çocuklara ne bileyim renkli. Biliyorsunuz ben çok çocuklarla aktivite yapan, ne bileyim boyama, bastel vesaire yapan, kaliteli vakit geçiren bir anneyim. Böyle renkli kağıtlar da bizim işimize yarıyor. Arabaya hem iPhone'um için hem de Samsung için birer tane şöyle kablo aldım. Daha sonra Ömer Halis'in de Ramazan takvimi için arkadaşlar. Yani böyle ufak tefek şeyler koyuyorum. Öyle çok hani büyük devasa şeyler değil. Böyle birkaç günün böyle eksiği vardı. Tamamıyla 30 gün için almamıştım. Hani gördükçe alırım diye. Ondan sonra dün de böyle denk gelmişken yine 3-5 tane böyle daha önce almadıklarımdan alayım istedim. Böyle ıvır zıvır işte. Çeşitli çeşitli. Şunları 3 tane aldım. 3'üne birden veririm diye. Ne bileyim şöyle kurabiyesiydi. Lolisiydi, molisiydi, sakızı, makız vesaire böyle şeyler. Kuramda da uçuk çıkıyor. Neyse gidip gelelim. Hem kıyafetleri deneyeceğim. Hem de bugün size çok güzel. Geçen Madame Mor'da gördüm. Üçgen kıymalı böreği yapacağım. Buzluk için. Gelince onları yaparız. Ondan sonra bu videoyu kapatırız. Evet sevgili takipçi kankalarım. Ben Sengül ablayla kızının randevusuna, termine gittik, geldik. Şimdi ne yapıyorum? Buraya taze yufkamı çıkarttım. Bu paket yufkalardan değil. Gerçekten taze yufka. Bakkaldan aldım. Marketten yani Türk bakkalından. Türk marketinden. Şimdi bunu böyle kıymalı bir şekilde, birazını kıymalı bir şekilde yapıp, muska şeklinde yapıp, buzluğa koymak istiyorum. Birkaçını da tabii ki akşama iftara kızartacağım fırında. Şimdi biraz şöyle kıymamı güzel suyunu çektirdim. Yağını ilave etmeden önce şuraya iki tane orta boy soğan. Hop. İn. Güzel soğanları da ilave ettim. Şimdi hafif şöyle 1-2 döndürüp daha sonra çok az bir şey sıvı yağını ilave edeceğim. Tuz, karabiber, az da pul biber ilave edeceğim. Daha sonra bunu böyle bir köşeye isteyen maydanoz da ekleyebilir. Ben maydanoz eklemeyeceğim ama. Ben maydanozu seviyorum. Soğanlar da tamamen ölecek böyle. Güzel baharadıktan sonra bunu böyle bir köşeye alacağım. Ondan sonra muska şeklinde böreklerimizi saracağız. Ama onu sizlere göstereceğim. Şimdi sofra annemlerde. O yüzden oturma odamdaki yuvarlak orta cam masamın üzerinde yapacağız. Çünkü bunu böyle komple açıp şeritler halinde kesmem lazım. Hadi bakalım. Bunu yapayım. Ondan sonra kıyafetleri deneyeceğiz. Bugün temizlik işim yoktu çok şükür. Sadece birazdan şunu bir kavurayım. Bu soğurken odamı bir toparlayacağım. Çünkü çocukların odasını, oturma odasını vesaire hallettiydim. Bu kıyafetler bir denenecek. Çocukların odasını da halletmiştim. Nedir o? Banyoyu da elden geçirmiştim sabah evden çıkmadan. Bir tek odam kaldı. Ve odamda bir makinelik çamaşır.
katlanmak için beni bekliyor. Onu halledeceğim. Orada zaten iç harcımız soğumuş olacak. Evet, şimdi birazcık bu aşamada artık yapışmasın diye sıvı ilan ilave edip baharatlarını da koyacağım. Güzelce kavuracağız. Dizimize devam. Bu arada akşam iftar için böyle ekstradan bir yemek yapmayacağım. Bugün Mikael de oruç tutuyor, ablalarım. Oruç tutmak istedi okula gittiği halde. Yavruşum benim. Dünkü videomda görmüştünüz bu yemeği yapmıştım ama bitmiş halini göstermemiştim. Tabii ki sence dün ben yedim, kimse yemedi. Ama Gülşen'le Ömer Halit zorlarsam biraz içine kıyma olduğu için yiyor. Bunun yanına sadece çocuklara şnitzel yapacağım. Bir de böreğimiz var. Başka bir yemek yapmayacağım. Onu da bu arada göstermiş olayım yani. Vallahi ziyan etmiyoruz hiçbir şeyimizi. Dün zaten bunu bir tık fazla yapmışım. O yüzden bugün iftarda bu devam. Ondan sonra ekstradan çocukları da yanına bir çorba yaparım sadece. Biz onlar şnitzel istediler akşama. Onlar şnitzel. Birazcık da börek. Gerçi börek varken yani börek hep kıymalı böreği seviyor. Biraz da börek kızartırım onlara. Onu da söylemiş olayım aklımdayken. Evet, ben teşkilatı buraya kurdum. Yufkaları böyle bu şekilde büyük bir şekilde açıyoruz. Şurada biraz tereyağı, sıvı yağ. Burada da iç harcım var arkadaşlar. Şimdi sizi şuraya sabitleyeceğim. Ondan sonra hızlı bir şekilde üçgen kıymalı böreklerimizi saralım. Şimdi Nuriye bunları maden suyuna bandırdı. Ama ben evde maden suyu kullanmıyorum. O yüzden süte bandırmaya karar verdim. Ben şöyle süte bandıracağım. Ve tepsiye dizeceğim. Ama bunu çift yapılsa sanki daha güzel olacak gibi. Çift kat. Bu tek kat. Ya da Nuriye çift dedi de ben mi acaba tek anladım? Böyle çok ince oldu sanırım. Evet sevgili takipçi kankalarım, arkada aşırı derecede yargının sesi benden daha çok çıktığı için böyle sonradan ses kaydı yapmak istedim. Bunları böyle bu şekilde buzluğa koymalık yaptım.
Her bir katın arasına tabii ki de streç folyo koydum. Böyle iki katlı yufkadan yapınca çok daha güzel oldu. Daha dolgun dolgun durdular. Bu şimdi böyle buzluğa girecek. Diğerini de fırına attık. Böreği yaptık, hazırladık. Ay, şimdi bir tane almaya gidiyoruz. Ondan sonra Ömer Halis'i alacağız. Ondan sonra da artık bence bu videoyu yavaş yavaş kapatırız. Hadi bakalım. Oruç tutuyor. Okulda da tutmuş. Gayet güzel, hiç bozmadan. Şimdi iftara ne istiyorsun? Adana köfte. Adana köftesi istiyormuşum. Bakalım var mı burada. Hazır Adana. Acılı varsa Adana almaya geldik. Ve evet, eve geldik. Böreklerden fırına sürmüştüm. Bence börekler enfes görünüyor. Börekler enfes görünüyor ve ben artık böyle bu şekilde vedamı da yapmak istiyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tadına şu an bakamıyoruz ama inşallah iftardan sonra bakacağız. Eminim tadı da lezzeti de çok güzel olmuştur. Ne yapıyoruz, ne diyoruz arkadaşlar? Benden, bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hayır. Bir sonraki vlogta burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.